Ha bu arada Merkez Bankası'ndan kıymetli üstadlar, ya ne hata yapıyoruz biz? Hoca sen de amma uzattın diyorlarsa arasınlar beni, bekliyorum, anlatayım ben bu işin nasıl yapılacağını. Niye bunu söylüyorum? Şimdi arkadaşlar, baskı altındayken doğru kararı vermek sanattır. Bunu okulda öğretmezler. Evet değerli dostlar, bir 29 Ekim'de her sene çocuklara söz verdiğim için aynı yere geliyoruz, aynı yerde tatil yapıyoruz. Maalesef bu sene kötü bir haber aldık, İzmir'deki depremi. Tabii üzüldük, burada İzmirli arkadaşlar da var, onlar da telaşla ailelerini aradılar, çocuklarını aradılar, efendim akrabalarını aradılar, dostlarını aradılar. Hakikaten hepimize büyük geçmiş olsun, ama anladığım kadarıyla vefat eden kıymetli vatandaşlarımız var. Bilmiyorum ne olacak. O yüzden bu şartlar altında pek de piyasayı konuşmak istemiyorum. Piyasayı görüyorsunuz zaten. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Yani uzun uzun bir video çekmek istemiyorum. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz geçen hafta Perşembe günü aldığı kararın bir hata olduğunu. Fakat eğer bu hatayı tekrarlamazsa bunu üstesinden gelebileceğimizi söylemiştim. Bir hata daha yaptı sabahleyin. Yani sürekli olarak fonlama maliyetini arttırarak, finans müesseselerini sıkıştırarak onları döviz satmaya zorluyormuş gibi geliyor, ama bu ters tepiyor. Sabahleyin 8.30'un üzerindeydi. Alınan kararla bir geri gelirmiş gibi oldu. Sanıyorum yine kamudan destek geldi döviz satımıyla. Ardından tekrar toparlandı. İşte şu an işte 8.38, 8.39 seviyesinde. Haftayı da kapattık. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yani Merkez Bankası'nın üst üste yaptığı hataları konuşabiliriz, ama üzgünüm. Yani üzgünlüğümün sebebi de belli. İzmir'deki deprem her yerden hissedildi. Yunanistan'dan bile hissedilmiş. Tabii ben 1999 depremini birebir İstanbul'da yaşamış, ardından Kaynaşlı depremi vardı Bolu'da biliyorsunuz. O da İstanbul'a kadar hissedildi. O depremi yaşamış bir insan olarak güzel İzmir'in ve güzel İzmirlilerin ne hissettiğini anlayabiliyorum. Allah yardımcıları olsun. Herkes bana telefon açtı, hocam hissettiniz mi diye. Hayır, biz burada hani Muğla'da hissetmedik. Ama hani hissettiniz mi diye soruyorlarsa demek ki vahim bir deprem. Şimdi efendim gelinen noktada gelecek hafta duruma bakacağız. Fakat şu an itibariyle depremin yaralarını sarmak üzere hepimizin çalışması gerekiyor. Şu aşamada işte Merkez Bankası onu yapmış, bunu yapmış, şunu yapmış. Bunu konuşmak istemiyorum. Elbette mal canın yongasıdır. Ama daha evvel Dan Levent'le yaptığım, Murat Salman'la yaptığım, Mert Yılmaz'la yaptığım ve Salı günü yapacağım tüm videolara bakın, bir izleyin. Amerikan başkanlık seçimleri de geliyor. Bununla alakalı daha önceki paylaşımlarını biliyorsunuz. İşte Biden seçilirse ne olur, Trump seçilirse ne olur? Bunların hepsini konuştuk. Ama Türk lirasını anlaşılan iyi günler beklemiyor. Hani hatırlar mısınız, yaz başında böyle tuhaf tuhaf senaryoları seslendirenler vardı. Onlara herkes hani garip bir gözle bakıyordu. Ben tabii seslendiren kişilerin ciddiyetini bildiğim için sessiz kalmayı tercih ettim. Çünkü onlar söylüyorlarsa bunda bir haklılık payı var diye. Neye göre söylüyorlardı? İşte ülkemizin dış borcunun milli geliri oranı, Merkez Bankası rezervinin ne durumda olduğu, net olarak eksi olduğunu biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın rezervinin dış politikadaki durumları biliyorsunuz vesaire vesaire. Üstüne bir de deprem eklendi. Bu durumda sanıyorum biraz iktidarlı gitmekte fayda var. Ama Merkez Bankası'nın hani tekrar bir hatayı nasıl yapabildiğini ben inanın tam olarak anlayamıyorum. Yani bir ara kararla bu geçen haftalarda yaptığı hatayı düzeltmesi gerekiyordu. Onun yerine üst üste başka hatalar yapmaya başladı. Ha bu arada Merkez Bankası'ndan kıymetli üstadlar, ya ne hata yapıyoruz biz? Hoca sen de amma uzattın diyorlarsa arasınlar beni, bekliyorum, anlatayım ben bu işin nasıl yapılacağını. Niye bunu söylüyorum? Şimdi arkadaşlar, baskı altındayken doğru kararı vermek sanattır. Bunu okulda öğretmezler. Bunu ancak ve ancak mesela çok ciddi baskı altında, çok ciddi tehlike altında veya çok ciddi meseleler ile ilgili
baskı altında kalmış olan kişiler başarabilir. Yani o zamanlar doğru karar vermeyi başaran ya da aldığı yanlış karardan ders alarak ondan sonra doğru karar vermeyi başaran kişiler başarabilir. Fakat mesela bundan bir yıl evvel çok iyi hatırlıyorum. Birkaç tane bürokratla oturuyordum. Onlara şu soruyu sordum. Videoda da bunu tekrarladım. Mesela dedim hiç askerliğini yaparken ondan sonra bu teröristlerle ondan sonra karşılıklı müsaade etmiş olan var mı aranızda? Yok. Onu iyi, okey. Peki dedim bu herhangi bir milli takım sporu veya herhangi bir takım sporu yapmışlığınız var mı? Yani mesela giden maçı geri çevirdiniz falan. O da yok. Peki. Ondan sonra peki dedim yani Allah korusun aileden herhangi bir şeyi akşamleyin acil servise yetiştirmek için trafikte güzergah tercihi yapmak, hani doğru yeri bulmak, trafiksiz yeri bulmak falan gibi böyle hızlı karar verdiniz mi? Ondan da pek tatmin edici cevap alamadım. Birçok genç var orada. Gençler bizim tabii geleceğimiz çok önemli. Bu hataları yapacaklar. Fakat bunların başlarında çok tecrübeli, hayat tecrübesi olan, sadece yaptığı işle alakalı tecrübesi olan değil, hayat tecrübesi olan farklı branşlarda ondan sonra eğilimleri olan disiplinler arası zekaya sahip insanların bulunması lazım. Yani sadece söz dinleyen kişileri oralara yerleştirirseniz sonuçlar bu oluyor. Ama dediğin gibi bu İzmir depremi artık bu tip eleştirileri şimdilik rafa kaldırmamız gereğini de bize gösteriyor. O yüzden söyleyeceğim şey şu ki varımızla, gücümüzle, yoğumuzla bizim İzmir'deki kardeşlerimize yardımcı olmamız lazım. İnşallah ölü sayısı artmaz daha fazla. Fakat korkarım ki o yıkılan binaları görünce anlaşılan çok gözyaşı dökeceğiz. Bundan sonra yaraları sarmak lazım. Üzgünüm yani konuşmakta zorluk çekiyorum. Çünkü bizim memleketimiz bu. Onun için yaşıyoruz. Allah hepimize yardım etsin. Ama önce biz birbirimize yardım edelim. Ve umarım devlet kurumları, Merkez Bankası, her türlü altyapı hizmetini veren mekanizmalar bu işin altından kalkar. Türkiye Cumhuriyeti zor günler geçiriyor gerçekten. Dış politika olsun, iç politika olsun, işte deprem olsun, işte ekonomik meseleler olsun. Bence biraz daha sakin olmakta büyük fayda var. Yani sakin. Aynı zamanda istişare çevresini de çok genişletmekte fayda var. Yani sürekli sizin verdiğiniz kararları çok doğru karar verdiniz efendim falan filan diyen insanlarla bir yere gidemeyiz. Biraz aykırı seslere müsamaha göstermemiz lazım. Aykırı sesleri dinlememiz lazım. Aykırı derken yani böyle elden ayrıksı deli şeyleri demek istemiyorum. Yani ya bu böyle değil de böyle olsa daha iyi olur. Bunu buraya kadar iyi yaptınız da bakın burada bir yanlışınız var. Ondan sonra bunu böyle yapmayın diye. Şimdi bakıyorum Merkez Bankası'nda ısrarla aynı hataları yapma eğilimi başladı. Halbuki çok iyi gidiyordu. Ben Merkez Bankası'na destek de veriyordum. Cesaret de vermeye çalışıyordum ama şimdi biliyorsunuz yani bir hatayı bir kere yapmak hatadır ismi. Ama aynı hatayı tekrar etmek hata biliyorsunuz değerlendirmesine girmiyor. O yüzden istirham ediyorum. Beni dinlediği zaman arkadaşlar kırılmasınlar. Hele İzmir depremi gibi hepimizi üzen bir olay var. Biraz vatandaşın yarasına merhem olsunlar. Biraz mutlu etsinler. Biraz beklentileri karşılasınlar. Yani kafadaki ajanda doğru bir ajanda değil arkadaşlar. Bakın ısrarla söylüyorum. Yani politika faizini arttırmamak için vatandaşın kredi maliyetini yükseltmek, fonlama maliyetini yükseltmek doğru bir karar değil. Bak bunun tepkisini de piyasada görüyorsunuz. Piyasadan kopuk yaşamayın. Piyasayı dinleyin, piyasaya kulak verin. Piyasayı dinlemeyen yapsatçı ya da alsatçı olur. Merkez Bankası'nın ve ekonomi kurumlarının yapsatçı ya da alsatçı olma yüksü yok. O yüzden bunun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Şimdi bana soruyorlar hoca ne olacak ya döviz yukarı çıktı mı diye. Düşünün ki Perşembe günü Merkez Bankası'nın bir kararı çıktı. Bu karardan sonra mesela malını gümrükten çekmek isteyenler oldu. Dedi ki bari yani döviz düşer herhalde bir pazartesiyi bekleyeyim dedi. Bekle bekle ne oldu? Bak cuma günü ne oldu işte? 8.38'leri 39'ları konuşuyoruz. Yani maliyet üstüne maliyet bindi. Enflasyon hedefi şaştı. Ondan sonra herkes enflasyon hedefini yükseltti. Merkez Bankası kendi ağzıyla enflasyon hedefini yükseltti. Yani kendi aklımızdaki ideal model değil. Baştan tekrar ediyorum. Hükümetin benimsediği model de hakikaten Merkez Bankası kararlarından nasıl diyeyim uyumlu olmadı. Merkez Bankası'nın kararlarıyla hükümetin modeli, hükümetin hedefleri arasında bir uyumsuzluk çıktı. Yani bunu görmek lazım.
Onu çok net söylüyorum. Bu hatada ısrar etmesinler. Önemli olan bir devletin görevi mal ve hizmet üretenin maliyetini düşünmek için altyapı yatırımı yapmak. Bundan başka görevi yok. Bütün iç politika ve dış politika vatandaşın refahını arttırmak için yapılır. Bunu hiç unutmayalım. Efendim daha da uzatmak istemiyorum. İzmir'deki kıymetli kardeşlerime geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenler varsa Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Allah sabır versin ailelerine diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum efendim. İyi hafta sonları.